Ee, ne diyor? İşte helikopter kazadan bir buçuk dakika öncesine kadar rotadan ayrılmadı. Yaralı pilot diğer iki pilotla iletişim kurdu. Enkazda kurşun ve benzeri izlere rastlanmadı. Helikopter çarptıktan sonra alev aldı. Bölgenin karmaşıklığı, sis, soğuk hava sebebiyle enkaza geç ulaşıldı. Kule uçuş ekibi görüşmelerinde şüpheli bir duruma Rastlanmadı ifadesi kullanılıyor. Şimdi İran suikast değil de yaşananlar bir kaza mıydı demek istiyor hocam? Şimdi e, burada üç tane olasılık var. Bunlardan bir tanesi bu e, İran'ın <laughs> söylediğim gibi e, Amerikalılar diyor kabahati ve işte e, kötü hava şartlarından ve bakım eksikliğinden düştü. Ancak ben e, bu kanaatte değilim. Helikopter çift motorlu bir helikopter, gelişmiş bir helikopter aslında. Ee, burada bakım hatasından ziyade planlama hatasının olduğunu düşünüyorum ben. Yani ne demek? Ellerinde başka helikopter var. Onu niye vermediler? Chinook helikopteri var. Ondan sonra başka tür helikopterler var. Demin e, ki Alman helikopterinden var. E, bunlar var ellerinde. Niye bunu vermediler? Bir, iki. Neden o bölgeye uçakla gitmediler? Neden e, Paşinyan'ın yaptığı gibi karadan gitmediler? Bir başka sorun şu. Şimdi o birçok soru zaten beraber soracağız ama burada yapılan yani şunun cevabını arıyorum. Açıklama. Yani bu açıklamayla e, ne anlama geliyor? Kaza demek, Buradan işine, mi geliyor? Yani Böyle kaza demek işine mi geliyor? Kaza demek işine mi geliyor? Şimdi hastalığı ihtimal bile değil mi? E, orada dikkat ederseniz, orada e, ben detaylı inceledim. E, bir patlama olduğundan bahsediyor helikopterin içine. Bu, burada yazmıyor ee, bir helikopterde patlama neden olur. Ya bomba vardır, ya hidrolik sistemde veya yangın çıkmıştır uçak helikopterde. Şimdi e, şunu söylemek istiyorum. Siz buradan kalktınız, sizin yanınıza kadar buraya geldim ben ve hiçbir arıza yok. Hava güzel, ondan sonra tekrar kalkıyoruz ve burada anlatıldığı gibi helikopter pilotu birinci lider, arkasında 2 ve 3 var. 2 tane Mi helikopteri daha var, Rus helikopteri. Buradan başlayalım şimdi. 12-13 dakika uçmuş. Aslında 47 değil, 12-13 dakika kalktıktan sonra bir buçuğa kadar rotadan ayrılmadı. Şimdi yani lideri takip eden diğer ikinci helikopter bakıyor ki lider yok. Hemen iniyor. İndikten sonra yaralı pilotla iletişim kuruyor. Bu demek ki ee ve ee ölmemiş adamlar daha. Niçin buraya? Efendim? Hocam o şey olabilir. Telefonla. E, pilot yok değil yaralı değil. pilot diğer iki pilotla iletişim kurdu. Onu arkadaşlar tam netleştirirse e, havadayken mi acaba bir iletişim kurdu? Hani yaralı o pilot diyoruz. Da senin, o, 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 yani şimdi, o, o, o da bir seçenek e, bakmakta. Eğer lazım. burada pilot ikisinden albay vekiliyle pilot. sonra 3 saat iletişim kurmuşlar zaten. Orada ama şey diyor bir yerel yöneticiyle kurduğu, valiyle kurduğu yolunda bir evet, şey var. orada. E orada mesela o iletişimi kurmuş olsa bunu öz çok özür dilerim. Yo, yo, canım. Şundan yo. yana sorguluyorum. İran o kadar çok çelişkili açıklamalar Benim, yaptı ha, ki. Ben onu söyleyeceğim. Karizması çizilmesin diye. Türkiye'nin yardımı da dahil olmak üzere. ilk yaptıkları açıklama neydi? Reis helikopteri sert iniş yaptı. Mecburi sert iniş ya yaptı. dedi. Karayoluyla şeye geçiyor. Tebriz'e geçiyor. Karayoluyla Tebriz'e geçiyor dedi. Yani İran Kızılay Başkanı Türklerin verdiğinden 10 kilometre uzakta i̇şte bulduk. İşte ben de dedi. tam şunu soruyorum başkanı aslında. Çok, İran bir büyük devlet gibi ya kendi cumhurbaşkanının düşmüş helikopterini bulamamış, 3 helikopterlik bir konvoyda bir helikopteri kaybetmiş ve 17 saat ulaşamamış veya bir suikastle öldüyse esas sorunun cevabını vereyim. Bunu bulsa da şu anda dünyaya açıklamaz. Niye? Çünkü cumhurbaşkanının suikaste kurban veren... Yani kaza olduğuna inanan var mı pek? Yani kaza deyip geçmek mi istiyor İran bu noktada? Ha, Neden İran, kaza er, demek Bakın İran için as olan rejimini... Ku kurtarmaktır. Rejim bu zafiyeti gösterdiğini Cumhurbaşkanı bir suikast sonucu öldürüldüyse bile bunu halkın bilmesini istemez. Evet. Hı -hı. İran için çünkü asıl olan rejimi korumaktır. O yüzden de böyle davranacak. Siz de mi öyle ben düşünüyorsunuz? Aynı Hatta bunu yani e, rahmetli Özal'ın arkasından, Özal'ın zehirlenmesinin arkasından verilen rapora benziyor bu. Ne var? Zehir var ama zehirlenmemiş. Yani bu devletlerin e, refleksi. Şey, gibi, he? Devletin yani şimdi böyle. kendi şeyini itibarını korumak Tabii. için onu harcamış oluyorlar. Şimdi evet suikast var dense bir misilleme yapması gerekir. Demin benim belirttiğim noktaya geldi. Evet bir misilleme yani yapması. Yani kaza gerekir. demek işine mi geliyor o zaman İran'ın? Tabii ki. İranım. Ben öyle inanıyorum. Ben de öyle inanıyorum. Şimdi üç tane olasılık var aslında. Birincisi söylediğim gibi kaza ve kötü hava şartları veya bakım hatası. Onların ileri sürdükleri bu. İkincisi uçakta. Patlayıcı ve altimetrik bomba olması. Gökhan diğer soruları da versene. O soruları da ben hızlı hızlı hocama sorayım. Ee, bir arada konuşalım. Üçüncüsü de dışarıdan bir e, müdahale. Orada dikkat ederseniz mermi izi herhangi bir şey yoktur diyor. Yani makinalı tüfekle veya füzeyle düşürülmediğini söylüyor. Bu durumda e, soru şu. Üç tane helikopter yan yana gidiyor. İlk sizinle değerlendirmemizde. Birincisi düştü. Evet. İkinci onu takip ediyor zaten. Lideri takip etmek zorunda ve en az iki tane frekansta konuşuyorlar. Onu. Hem ultra high frekans hem alçak frekanslı, yüksek frekansta. Her ikisinde Guard kanalı diye bir kanal vardır. Dünyada bu hiçbir yerde değişmez. Sürekli açıktır. Eğer bir emergency varsa ki iki tane kıdemli pilot, emergency bir durum varsa burada bakalım şimdi. Hemen bunu diğer koldakiler bildirmesi lazım. Motor arızası var veya hidrolik arızası var. Kumandayı edemiyor helikopteri sizin orada olduğu gibi e, hemen inişe geçmesi lazım. Ve diğer kolundakileri söylemesi lazım bir. İkincisi... Hocam e, ben sorayım mı soruları size? Bakın çünkü hani bu kazanın olduğu ilk günden itibaren kaza mı, suikast mı, ihmal e, mi diye konuşuyoruz ya. Mesela İran e, devleti tek tek reisi neden 45 yıllık bir helikoptere bindirdi? Bu çok konuşuldu. Helikopterin eski olması önemli midir? Bu 45 yıl 50 senedir. Bizim pantolonlar 60 sene. Yedek parçası var. Uçuruyoruz ve emniyetli. Bakın Putin de aynı şeyi söylüyor. Eğer bakımı yapılsaydı diyor bu olmazdı diyor. Yaşlı uçak yoktur. Bakımı yapılmayan uçak vardır. Peki, Peki neden e... acil durum vericisi yoktur? Şunu uçak, da söyleyeceğim. Hepsini tek tek anlatayım bakın teknik olarak. Bunlar hem Avrupa Birliği ülkeleri hem Güney Amerika ülkelerinden bu uçağın helikopterin parçalarını aldılar. Artı İran ters mühendislikte bunları yapıyor. Tamam. Gelelim acil durum verisi. Neden bu bütün yok? helikopterlerde vardı. Bunu mutlaka sustururlar birisi. Ee, olmaz. Bu beacon dediğimiz sistem düştüğü anda hiçbir şey kalmasa yani dahi o sinyal olarak, kalsın, olarak mi? düştüğü yeri verir. Üçüncü husus rotada hava şartları. Bütün e, Hep ifadeler çok sorulan bu. helikopter kalktığında bir defa hava açık. Pilot diyor ki komutan pilot bir bulut üstüne çını, üstüne çıkalım. Çünkü görerek helikopterde bu yüksek irtifada tehlikeli. Aniden tepe çıkarsa karşısında yükselemezsiniz. Helikopterde 8 kişi var. 50 yaşında bir helikopter. Doğrusunu yapmış pilot. Bulut üstüne çıkarken orada kayboluyorlar. Bütün mesele bu bulutun içinde bunu bir şekilde müdahale etti mi? Ama en önemli şey ne şu, demek istiyorsunuz içinde, müdahale etti mi derken? Nasıl müdahale edebilir? Işte burada içerden bir bomba çıkıp altimetrik bomba ise ki bizim komutanınkinde ben yavaş yavaş bir şekilde mecburun içerisinde emergensiler uygularak bunlar yok. Bunun bir şeyi daha var. Bu radar uydu izleri kesin var. Saklıyorlar ama başka bir şey daha var. Burada kalktığı meydandan ineceği meydan yani Tebriz meydanına kadar olan uçuş kulesi onu radarlarıyla takip ediyor. Artı uçuş kulesinin içerisinde teyp var. Şunu söylemek istiyorum. Pilot da ve diğer pilotlarla üç uçakla da bütün konuşmaları teybe alıyor. Nerede o kayıtlar? Yok. Ne konuştu adam? Taş gibi düşer mi? Yani iki tane kıdemli pilot, albay. Helikopteri kaybeder mi? Olmaz. Komutanım ben bir şey sorabilir miyim? da anlatayım. Ondan sonra cep telefonları... Hocam Kaan'ın da bir sorusunu alalım beraber Buyurun. yanıtlayalım. Şu i̇kinci maddeyle ilgili bu Emergency Located, located Transmitter diye canım. geçiyor değil mi hocam? ELT'nin kısaltması Acil o. Acil durum verici. Şimdi dünya çapında bu e, sistemin uyduya sinyal gönderdiği iki tane uydu varmış hocam. Bunlardan bir tanesi e, kospas, diğeri de SARSAT. Kospa'sı Sovyetler göndermiş ama verimliliği konusunda çok ciddi tartışmalar var. Sarsatı da Kanada, Avusturya ve Amerika'nın ortak üretimi olarak gönderilmiş. Şimdi İran şundan endişe etmiş olabilir mi? Sadece soru işareti. Bizim Cumhurbaşkanımızı taşıyan bu helikopter düştüğünde biz bunu arayıp bulana kadar Amerikan uydusuna giden sinyalle Amerika bizden önce bulup da hem dünyaya bir şov yapmasın hem de ne bileyim işte bir predatörünü gönderip başka bir müdahalede bulunmasın diyerek bu sistemi e, sökmüş olabilir mi helikopterden? Çünkü helikopter Amerikan yapımı. Sinyal gitse, e, sinyal bir yere gidecek ki lokasyonunu tespit edecekler. E, gideceği uydu Amerikan uydusu. Şimdi bu şöyle... Sökmüş de olabilir. Sadece soru işareti. Sökmüş de olabilir. Kapatmış da olabilirler veya işlevsiz duruma sokmuş olabilirler. Yani orada helikopteri kim yaklaştı? Mesela aynı Eşref Bitlis Paşa'nın sorununda aynı şey var. O günkü uçağa kim yaklaştı sorusu hala açık değil. E aynı soru rahmeti yazıcı da kara kutunun Şimdi sökülmesi. başka bir şey daha var. Bakın demin söylediğim sadece bu cihaz değil. Helikopterin içinde bütün hava cisimlerinde düştüğü yeri gösteren sinyaller vardı. Belli saatlerde o çalışır. Bili bitinceye kadar yani. ve o sizin onu bulmanızı sağlar. Yani tabii sadece bu sinyal değil yani normal beacon sistemi değil. Konum biz buradan şunu görüyor muyuz? Tebriz havalimanı mesela en yakın havalimanı ve koordinasyon merkezi orada kurulmuştu. Tebriz havalimanında çalışan faal bir seyir sefer radar sistemi olsa. En zaman, son var sinyal zaten olmaması mümkün değil. Bak burası sınırlara yakın. var da en son sinyal alan yeri bulamadılar. 17 saat o aradılar hocam yani. yalan söylüyorlar. Ben sana söylüyorum habacı olarak. Sen tavşanları kandırabilirsin ama ömrümüzü biz bu işlere vermişiz. Muhabere benim sınıfım yani. Elektronik. Şimdi burada helikopter bu. Bunlar da yalan. Cep telefonu sinyalleri. Ya şimdi cep telefonundan evet. konuşuyorsun. Sinyalini bulamıyorsun Bu mümkün mü? Bir başka şey de havalanan 3 tane helikopterden reisin helikopteri. Bir defa bu olmaz. Ha, helikopterlerin tipleri farklı olabilir. E, bir numara gidiyor. E, Amerikan iki tane Rus helikopteri var içerisinde. Demek ki bu helikopter hedef alınmış. Ha, şimdi buradan şu, şu, noktaya geliyoruz. Demek ki bir, planlama hatası baştan. Oraya uçakla gidilebilirdi. Karadan gidilebilirdi. Üçüncüsü, elinde daha iyi helikopterler var. O Çinuk helikopteri. 70 tane birden Çinuk almış. Çinuk dediğimiz 4, 15, 30 savaşmak istemiyor. Son söyleyeceğim şey şu. Bakın Rusya'da, Amerika'da yardım çekti. Kahraman Türkiye bir Puma helikopteri bir tane Akıncı'yı gidip bütün dünyaya göstere göstere buldu. Bu Türk havacılık ve dünya havacılık tarihinde bir başarıdır. Türk istihbaratının hepsinin bir başarısıdır. Hava gücümüzün ne kadar güçlü olduğunu gösterdik bütün dünyaya. Ama hala içimizde yok. Diyor ki adam bu kamera Kanada malı Türk malı değil. Ya eline gözüne dursun ya. Bir silahı kullanan esas onun pilotudur. Oradaki bizim Akıncı'yı kullanan o pilotların ben beleklerini gözünü öpeyim ya. dünya zaten Kanada malı değil ki. Aselsan üretimi. Ya hocam o o hiç şey fark etmez hocam. Sen bu... yok kullanıyor <laughs> musun? Eyvallah Bakın he, Amerikan helikopterlerine Asalan kaç tane Çin malı düşüyoruz. Japon malı sistem var Diyor mu ben Amerikan malı değil bu diye Peki Hocam teşekkür ediyorum Sayın ben Bulut Yani e, bu bir suikast eğer Benim e, kanaatim İran... bu bir suikast yani Teşekkür ediyorum siz, siz de öyle düşünüyorsunuz Yani dediğim, bir bölgesel bir savaş mı çıkar niye bunu gizliyor savaş çıkmasın diye canım, mi gizliyor Elbette canım yani bölgesel niye savaş çıkmasın yani İsrail yaptırdı dediği zaman e, bu milletin yani, suikast demesinin sonuçları ne olur öyle sorayım Suik tabi, suikast de dediği takdirde suikasti yapana karşı bu milletin yani bir şey de hainler yapmış olabilir evet. şimdi tabi hainler de olabilir ama ben şöyle düşünüyorum her ülkenin içerisinde kullanabildikleri insanları vardır yani her ülkede yeterince hain vardır ben İran'da yap düşen şeyin e, bir program var bende e, Tevrat'ın ve Kabala'nın Datasını kullanan bir şey. Herhangi bir meseleyi soruyorsunuz ve size bilgi veriyor. İsrail'in geliştirdiği bir program bu. Türkiye'de bir kişi de var. Ben ona sordurdum. Reisi öldü mü öldürüldü mü? Ne demek hocam o şey yapay zeka gibi. <laughs> yapay zeka gibi bir program. Ama diyorum ki şeyin e, altlığını kullanıyor. Yani e, Tevrat metnini ve Kabala metnini kullanıyor. Mesela Tevrat şöyle bir iddiadadır diyor ki wala rabbin wala kuran kur'an'ı kendi de var. Küçük büyük bir şey yoktur ki tanrı ondan bahsetmiş olmasın bu kitapta ama biz zahirde bir şey göremiyoruz. Bunu iki tane Rus matematikçi ve şey Yahudi Rus matematikçi bu kutsal metni o şey olan yani Tevrat'ın metninde bir data olarak alıyorlar. Mesela diyelim ki işte sizi sordular. Sizinle ilgili şey geliyor. Daha önce bunu öldürülen başbakanı vardı. Neydi onların? Kim? Kendileri öldü. Rabin. İzak Rabin. İzak Rabin konusunda da test edildi. Bunu ben, Türkiye'de bir arkadaşta var bu program. Ben ondan rica ettim. Dedim ki bu reisin uçağın şey, helikopterin düşmesi doğal mı, yapay mı? Size evet. i̇şte bir şey okuyacağım. Kısa. İbrahim reisi aylardan boğa iken kan davasına kurban edilecek, siparişle öldürülecek, düşerken kalbi duracak, kan istiyoruz, kan istiyoruz, kan istiyoruz diyor levililer. Ne zaman bu? Hayır. Bu, bu. Hayır ne zaman? Hayır önce mi sonra mı? Önce Suikast mi sonra? Ha, onda, sonra işte, ya da 19. Önce mi sonra 19'un 19 19'un son gün, gününde öyle diyor. 19. 19'un son gününde. Kartal inemedi, sonik bir patlama oldu diyor. Bu kadar. Sonik patlama nasıldır? Nasıl bir şeydi sonik patlama? Ses. ses. Evet. Sesle ilgili bir patlama. Evet. Sonik bir patlama ile sonra diyor ki mesaj vermeye çalışacak ama veremeyecek. Bu bir şey. Hani bu inanılmaz. Yani buna inanın demiyorum. Yani bir, bir... bilgisayar programı olduğunu ifade ediyorsunuz. Evet. Peki sizin görüşünüz nedir? Benim görüşüm e, İran e, kasıtlı bir şekilde devre dışı bırakıldı. Bu yani artık Orta Doğu'da Orta Doğu'da müdahale mi demek istiyorsun? Evet. Ben ne diyorum? Orta Doğu'da olup bitecek hadiselerin çünkü bir genişleme söz konusu. Bakın Irak yok edildi. İçsel meseleler de dedi mesela Mesut Hoca. İçsel meseleler sebebiyle böyle bir şey oldu. İçsel meseleler tabii meseleler var. Şimdi Reisi İran'da seviliyor muydu? Belucistan evet seviliyordu. Şimdi Belucistan'ın başka yani Yani Reisi İran'da neyi temsil ediyordu öyle sorayım. Size. Orta şey yani düzeni bizde şeyin orta sağ diyelim temsil ediyordu orada. Hmm. Şimdi Belucistan var aşağıda, Ahvaz var. Yukarıda Azerbaycan mesela Türkiye'nin içerisinde, şey, İsra e, İran içerisinde en az 3-4 tane durumdan rahatsız olan grup var. Bunu kabul etmek lazım yani. Bu, böyle bir gerçek var. Ama onu devre dışı bırakacak içerideki gruplar ise bile bunlar dışarıdan birilerinin desteği ve yardımıyla yapıyorlar veya talebiyle yapıyorlar. Bunu görmek lazım. Ben öyle diyorum. Yani şimdi normalde e, hocam mutlaka ortalama bir şey söyleyecek. Kanıta dayalı bir şey söyleyecek. Özel kardeş kendi kanıta dayalı bir şey söyleyecek. Ben de diyorum elbette ki yani kanıt elimizde yok. Ama zaman bunu gösterecektir. Tıpkı şey gibi Uğur Mumcu gibi, tıpkı Özal gibi, tıpkı efendim İdris Bitlis şey Bitlis Eşref Bitlis, Eşref Bitlis gibi bu da karanlıkta kalacak. Karanlıkta kalacak ama Herkes bu hep karanlıkta kalacak. Çıkardım. Hiç aydınlığa çıkmaz hayır, mı? Hayır, çıkmayacak. Ama işte diyorum ki kim bu bölgede genişlemek istiyorsa ona bakın. Bu da yani Amerika'yı kontrolünde tutan, Fransa'yı kontrolünde tutan, İngiltere'yi kontrolünde tutan İsrailoğullarıdır. Ve bunu yapacaklarına dair çok net ilahi metinlerde bilgiler var. Ben kafadan konuşmuyorum ama onu anlatamıyorum işte. Şimdi Tevrat'a girdiğiniz zaman metinde diyor ki önce Irak'tan Babil'den intikam alacağım diyor. Sonra Suriye'den alacağım diyor. Sonra Güneydoğu'dan alacağım diyor. Ancak Güneydoğu için çok ilginç bir tabir kullanıyor. Elim kalkmış, indi demiyor. O yüzden ben bunu mesela bunu yazdığım zaman dedim ki lütfen Türkiye'deki şeyi, yönetici diktatör yapmak isteyecekler. Ama 6-7 sene kadar önce Türkiye Türkiye'nin idarecisi diktatör olmamalı. Çünkü Tevrat'ta geçen şey despot kral olacak diyor. Despot olması için zorlanacak diyor. O zaman Güneydoğu, Asur bölgesi de alınacak. Ama elhamdülillah Türkiye ne pratikte ne de onların arzu ettiği şey, şeyle girdi. Ee, ve bir, bir parça ben yine mesela oradaki o yaşanan depremi de bir parça bizim şey Gölcük depremi gibi görüyorum. Şimdi Gölcük depremiyle ilgili küçük bir şey Ben de o zaman gazeteciyim. BRT, BRT'de çalışıyordum. Ahmet Mete Aray'la rahmetli Gittim röportaj yaptım. Niçin? Güneş tutulması için. Güneş tutulması yüzünden bir belgesel yapıyordum. Ve o zaman ona şunu dedim ki, güneş yani belki bir tesadüftür ama tam güneş tutulmaları olduğunda 120 kilometre sağ ve sol yani güneş tutulmanın olduğu sağ ve sol canahında depremler gerçekleşiyor. Yüzde kaç? Yüzde 37, yüzde 45 civarında. Yani güneş tutulmalarından sonra güneş tutulmanın gerçekleştiği arazide Depremler oluşuyor. Dedim ki Gölcük'te benim bildiğim kadarıyla Amerikalılar ve İsrailler enerji salınımı için uğraşıyorlar. Yani burada çok büyük bir şey olmasın, deprem olmasın diye enerjiyi az az salındırarak şey yapıyorlar. Yani enerji boşaltması Peki. yapıyorlar. Burayla ilgili bir çalışma var mı? Bununla ilgili de bir röportaj yapabilir miyiz? <laughs> Resmen panikle Allah rahmet eylesin. Dedi ki biz dedi şimdi Amasya'ya gidiyorum dedi. Amasya'da bir senfoni e, orkestramız var. Ben oraya gideceğim dedi. Ama dönüşten önce, oradan dönmeden önce deprem oldu. Peki. Şimdi e, orada bir çalışma vardı Gölcük'te. Açığa kavuştu mu? Bu deprem nasıl olmuştur diye. Ama e, mesela komplo teorisinde daha bu mesele yaşanmadan önce e, 7.4 civarında İstanbul'da bir deprem olacağı geçiyordu. Yani benim söylediğim şu basitçe ya kardeşim bu arazi bilhassa bu coğrafya da meydana gelen hiçbir kaza olay siyasi hareketlik terör basit değildir. Hepsi bir amaca ıı, matuftur ve bu şekilde bir altına bunu görmemiz lazım. Peki, o yüzden de yani Türkiye'de bu, yaşanan bu civarda yaşanan bütün olaylara biraz şüpheyle bakmak siz yani, gerekiyor. Siz biraz farklı bir açıdan bakıyorsunuz. Zaten ben, benim sözlerim, kanı, benim sözlerim kanıta dayalı değil diyorsunuz. Biraz evet. daha farklı bir pencereden. Evet ama şu var. Eninde Kompra sonunda, eninde sonunda İsrailoğullarıyla İsrail Türkiye'nin bir kapışması olacak. Peki. Hocam. Ee, hocam böyle yine e, şüpheyle yani değişik baktınız. Yani Türkiye savaşacak demek zor bir şey. neden? Neden? Peki yani bizim, bu konumuz konumuz üzerinden gidelim şimdi başka konular çünkü yani e, konu, konuyu açmasın. Bizim yok. Türkiye'nin yaptığı şey şu. Peki. Sayın e, Dışişleri Bakanımız da söylediği dünyada Gazze'ye en fazla insani yardım gönderen Türkiye bir Türkiye evet. meselenin hukuki olarak çözülmesini istiyor. Bundan dolayı da Adalet Divanı 63. maddeye göre Adalet Divanı taraf olduk. En önemlisi de ta baştan beri Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey şu. Biz ne Filistinli ne de Yahudi çocukların ölmesini istemiyoruz. Evet. Dolayısıyla bizim İsrail'de bir savaş durumumuz olduğunu düşünmüyorum. Peki e, şimdi konumuzla devam edecek olursak. E, Özay abi siz ne dersiniz? yani, ha, tahtaya kaldıralım e, Özay Bey hocam. Hep... <laughs> tahtaya kaldıralım. Çok e, sizi sevmiyor, birazdan tahtaya e, arzu ederse tabii ki kalkabiliriz Mantanlar ama. tahtaya çıkar. <laughs> Size kalkar mısınız? Size kaldırırım o zaman. Ben, ben böyle tahtalık bir şeyim yok. <laughs> Peki, yani şimdi suikastse bunu açıklar mı diyoruz ya? Yani siz nasıl bakıyorsunuz? Ya bir şunu söyleyeyim, bugün The Wall Street Journal'de cesetler tanımayacak kadar yanmış halde Cumhurbaşkanı'nın Reis'i yüzüğünden dişleri bakınca saatinden tespit edilmişler. Şimdi e, normalde şöyle şeyler biliriz, hani e, inerken mi düştü işte öyle turatarak düşen şeyler vardır ama buradan öyle bir manzara çıkmamasını düşündüren başka sebepler de var. Niye diyeceksin? Yükselmeye çalışan bir helikopter. Hani tek motorlu olsa motorun gücü yetmedi ama bu sıcak havalarda olan bir şeydir. Hani helikopter motorunun gücü yetmez. Takat eksik kalır, tırmanamaz vesaire. Çift motorlu. şu şeyler garip. Yani bir yolda bir sıkıntı varsa meteorolojik şartlarda söylediğim gibi VIP'nin haberi bile olmaz kalkmaz o helikopter ya da oradan gitmez güzergah değiştirir. Birinci garabet bu. İkinci garabet koruması ile ilgili çok konuştuk. üçüncü garabet İran bu konuda saygı duymuyorum ama anlayabiliyorum. Yani Türkiye'nin yardımını reddetme şekillerini üç ayrı farklı cümleyle, üç ayrı farklı senaryoyla reddettiler. bu bir suikast olsa bile ve İran bunu yakalasa bile bunu asla açıklamayacak. Bunun temel sebebi şu. İran'da asıl olan her zaman rejimi korumaktır. Şimdi e, cenazedeki kalabalık bize ne söylüyor? O İran rejimine sahip çıkmayla ilgili bir refleks. Şimdi mesela bugün aday adayı olmaya kalkanlardan bir tanesi Ajansar Akşamüstü geçti. Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necat. Ama bundan bir önceki seçimlerde aday olmak istediğinde izin verilmemişti ana Şimdi muhafazakarlar reisiye kızgınlardı. Niye kızgınlardı? Çünkü şimdiki Cumhurbaşkanlığı vekalet eden birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı bir ekonomik program koydu ortaya ve İran ekonomisini toplayacağı iddiasıyla yola çıktı ama son iki yılda İran ekonomisi daha da geriye gitti. Ve muhafazakarlar için ekonominin geriye gitmesi demek rejimin temellerinin sarsılması demek. Bakın İran'da şimdi e, mesela bu helikopter kazasının ardından terör örgütünün yaptığı bir açıklama var. İran'a övgüler düzen e, vesaire. ...aynı hatta buluşmayı öneren... E, ...bugün bir rapor açıklandı... ...İran'da son bir ayda... E, ...29 tane Kürt kökenli insan... ...idam edilmiş... Mesela ...ben şu soruyu sorarım... ...terör örgütü neden... E, ...İran'la hiç mücadele etmez... ...hatta beraber iş bitirir... ...Öcalan'ın 99'daki İmralı'daki ifadesi... ...İran'da hastanelerimiz ve kamplarımız vardı... ...bugün Barzani'ye yakın bütün internet sitelerinde... ...istihbarat internet siteleri... ...Rudar'dan bahsetmiyorum... Ee, Urumiye'de PKK üyelerinin devrim muhafızlarının tedavi edildiği hastanede tedavi edildiğini söyler. İran istihbarat uçaklarının ve helikopterlerinin terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin Suriye'ye dair olmak üzere çeşitli noktalara gittiğini anlatır. Ya e Duran Kalkan nerede ameliyat oldu? İşte Duran Kalkan'ın ameliyat. Şimdi e, mesela bir Tahran Yalısı grup terör örgütünün içinde Kandil'de daha etkili hale geldi. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman İran vekalet savaşlarını yürüten bir ülke. Şu anda Irak'ın kuzeyindeki Haçlı Şabi üniformalarının bir kısmının PKK militanı olduğu da biliniyor. Velhasıl kelam böyle bir ülke rejimi korumak gayesiyle hiçbir şey açıklamaz. Kasım Süleymani intikam mı alacak? Nasıl aldı Kasım Süleymani intikamını? Amerika'ya haber vererek ben buralara buralara füze atacağım oraları boşaltın diye. Şimdi bir şey hiç unutmayalım. İran'da Cumhurbaşkanı Dış politikada çok etkili değil orada devrim muhafızları son derece etkili. Şimdi İran'da e, Cumhurbaşkanı'nın e, bir sembolik tarafı var gerçekten. İran için en önemli mesele dış politika meselesi. Ve e, dolayısıyla da reisi yani %48 ile seçildiden yola çıkarak biz seçime katılım oranı %48 yola çıkıyoruz. Reisi çok popüler olmasa bile İran halkı rejimine sahip çıktığını cenaze töreninde gösterdi. Şimdi bu bir olgu. Şimdi bir çatışma süreci yaşanacak. Nasıl bir çatışma süreci yaşanacak? Kim reisinin yerine gelecek? Reisinin yerine gelenli uzun vadede e, dönüp ülkenin en büyük dini lideri olacak mı? İran'da yaşayacağımız kavga bunun kavgası olacak. Hmm. Ama şunu hiç unutmayalım. Rəfsan e, şeyde Ahmedi Nejat mesela belediye başkanlığından geldi ama Cumhurbaşkanlığı döneminde Tahran'ın beyaz Tahran'ın Lan çok fazla oy almadı. Kum gibi daha çok e, İran'ın kırsal kesiminden aşırı muhafazakar kesimden oy alarak geldi. İran'da dengeler çok farklıdır. Dolayısıyla da İran'ı doğru okumak gerekir. Tekrar ha. diyorum. Ayıplamakla birlikte Türkiye'nin ettiği yardımı reddetmelerini vesairelerini o büyük devlet gibi davranma şeyiyle anlıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Aynı anda İran Avrupa Birliği'nden de uydu yardımı istedi. Bir tek hocama ek bilgi olarak şunu söyleyebilirim. Onu söyleyin, ee, reklama gidelim. Tamam. Ee, hikaye şöyle oldu o gece. İran Türkiye'den yardım istedi. İstediği yardım gece görüşü olan bir helikopterdi. Ee, Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri bir tane helikopteri Van'a yolladı. Fakat baktı ki, bölgedeki bir kere o havanın birden bozulduğu bana çok inandırıcı gelmiyor. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri baktı ki bölgedeki meteorolojik şartlar bir helikopterin arama kurtarma faaliyetini yapmasına çok uygun değil. Bunun üzerine... Dediler ki bir CIA yönlendirelim. Bunun için de önce Sayın Cumhurbaşkanı'ndan izin almak gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'na soruldu. Evet. Cumhurbaşkanı onay verdi. Terör bölgesinden havadaki bir TİHA yani taarruzi insansız hava aracı İran'a yönlendirildi. İran kabul etmedi bunda mühimmat verdi. O tekrar terör bölgesine döndü. Ve kaybedilen saatleri söyleyeyim. Bunu evet. özellikle anlatmaya ihtiyacı duyuyorum. Bir başka TİHA kaldırıldı. Akıncı izni aldığı için yine bir Akıncı kaldırıldı mühimmatı sökülmüş şekilde. Bizim TİA'larımızın o gözleme yapabilmek için belirli bir irtifaya çıkma süresi var. Evet. Bir başka akıncının sıfırdan kalkması, mühimmatının sökülmesi çok kritik. 2,5-3 saati de harcattı İranlılar. O da bir not olarak kayda geçsin. Peki bir araya gidiyoruz efendim ayrılmayın bizden kısa bir ara hemen ardından daha devam edeceğiz süremiz var. Birazdan birlikte olacağız.